Herkese merhaba YouTube ailem. Tavuğum neden gurk olmuyor? Tavuğumun gurk olması için neler yapabilirim? Bu sorunun tüm cevaplarını şimdi tecrübelerime dayanarak sizlere aktaracağım. Ocak ayında çıkardığım cücükler. Maşallah. Görüyorsunuz o kışın karın ortasında aldığım cücükler şu an tamı tamına 70 kaç günlük oldu bilmiyorum. Ama 70'li günlerindeler. Maşallah 15 yumurtadan 13 tanesi çıktı. Biri boğuldu, biri 14'ü zaten çıktı. 14'ü çıktı. Biri boğulmuştu biz fark ettiğimizde. Evet. Biri de hastalanıp öldü. Biri de boştu zaten, döl yoktu. Aynen öyle. Geriye kalanlar hepsi canavar gibi ortalıkta geziyor. Şimdi gelin şu anki hava durumunu gösterelim. Ama önce bir... Bu sene kış bayağı bir sert geçti. Sert geçiyor. Kapıyı açtık. Ona şimdi çıkar birazdan hava. Gel. Halen şunun soğukluğuna bakın. Deli lan bunlar. Hepsi elimi tabi. Acıtıyorsun artık çocuk değilsin sen. Dostlar. Aa, gerçi buz çözülmüş lan. Normalde bu hep buzdu. Taş böyle evet. Bıraktığımda tak diye oturuyordu. Ama şu an çözülmüş. Yalancı mı çıktık lan yoksa? Karım havanın eksi olduğu belli zaten. Görüyorsunuz hala kapalı. Bahar ayındayız fakat yapraklar açmadı. Çünkü havalar bayağı bir soğuk. Geceleri eksi 6-7'yi buluyor. Abi içeri gireceğiz şimdi. Gidelim kardeşim. Kurklarımızı bir gösterelim. Şöyle bir tavuklarımızı çıkaralım. Tavuklarım hepsi yatıyor abi. Yok artık. Hava kapalı olduğundan bir dolayı. Bir anda hava kapanınca evet. Hepsi yatıyor. Böyle yatıyor. Oğlum bir ben... ışık tutar mısın abi? Şuradaki delilere bak. Şuradaki delilere bak. Evet, üç tane gurkum burada. Yani tavuğunuza güzel bakarsanız taşın üstünde bile gurk olur. Şöyle taşın üstünde oturur. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ya bu mümkün mü ya? Diğer iki gurkumuz burada. Hı? Yani üç tavuğumuz aynı anda gurk olmuş, olmuş maşallah. İnşallah üçünü de oturtacağız. Allah. Sağlıklı bir şekilde yavru alırsak yaza bomba gibi yine giriş yapacağız. Kesinlikle. Harika civciv videoları gelecek. Fıstıklarım. Abi bak Ataks'ımı bir yakından gösterir misin? Şu, dostlar şu Ataks tavuğum. Şöyle ben. Ben ondan bu yıl altına 15 tane yavru sürdüm, yumurta sürdüm. 13 tanesini çıkardı ve büyüttü. Bunun videosu da profilimde mevcut, bakabilirsiniz. Yani tavuğunuza güzel bakarsanız gurk olmaz diye bir şey yok. Her türlü gurk olur ve yavrularını alırsınız. Ben... Bu geçen sezon sadece tint etim gurk olmadı. O da bir ara gurk olur gibi oldu ama sonra tekrardan oturmadı. Yani onu da oturtsaydım harbiden benim için gurur verici bir olay olurdu. Şimdi konumuza geçmek istiyorum abi. Bu gurk olmak için yapılması gerekenler ve bilinmesi gerekenler. Bu kara kızımı elime alıp dışarıya çıkalım, konuşma yapalım mı abi? Bence üçünü de bir dışarıya bırakalım kardeşim. Bir hava alsınlar. Alsınlar. Evet. Tamam. Ya kızım benim. Gel gel gel. Sen aç kalmışsın ama. Sen aç kalmışsın ha. Yani gurk tavuk fazla yemeyemiyor zaten de. Bunu bırakıyorum abi. Yem burada mevcut. Görüyorsunuz. Yemlikleri, sulukları mevcut zaten. Zaten tavuklarımızın hepsi gurk olduğundan dolayı yumurta da yok. Olan yumurtayı da... Deli deli gel paze ye. Anca paze yiyoruz. Bak 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 bak. Maşallah. Güzel kızım benim. Geç. Siz neye oturdunuz kardeş? Ben bütün yumurtaları aldım altınızdan. Boş boş oturuyorlar ya. Yani. Baba çıkarttıklar sesleri duyuyor musun? Hepinizi oturtacağım. Oho, yel paze. Gel abi gel. Geliyorum kardeş. Uy. Baba beni dövüyor. Görüyor musun? Baba ne yapıyor, hareketlere bak. Dostlar. Üçü aynı anda gurk düştü. Bu güzel bakım gurk garanti. Şimdi bunların gurk olması için neler yapmalısınız? Hangi koşulları oluşturmalısınız? Biraz da onlar hakkında konuşalım. Oo! Kraliçem tamam sakin ol. Kraliçe gidersen gaza sen... geldi. Abi halen yavrularını koruyor ya. Şunun yaptığı pisliğe baksana. Kaç gündür oturuyorsun sen öyle? Yemem yok lan. Bunlar bizi iflas bayrağını çektirecek ya. Yok artık. Bir civciv boyunda dışkı yaptı. Dostlar,
Öncelikle dostlarınızın bulunduğu ortamın stressiz olmasına özen gösterin. Stressiz ortam ne demek oluyor? Önce onu dile getireyim. Yani dostlarınızın bulunduğu ortama sürekli yabancı bir tavuk gelirse veya bir horoz gelirse veya farklı bir canlı gelirse bu tavuklarınızın strese girmesine sebebiyettir. Ayrıyeten özür diliyorum. Ayrıyeten tavuklarınızın bulunduğu kümesin aşırı derecede soğuk, aşırı derecede sıcak birden hava değişikliğine maruz kalırsa bu da tavuğunuzun strese girmesine sebebiyet verir ve gurk olmasına engel olur. Şimdi bu engel olan faktörler, bir de gurka teşvik eden faktörleri dile getirelim. Gurka teşvik eden faktörler tavuklarınızın bulunduğu, hemen abi orayı çeker misin? Bulunduğu yerlerde farklı farklı besin kaynaklarının olması şart. Mesela şu an tavuklarım yumurta kabuğu, kum, çakıl, toprak yiyor. Bu hepsi farklı farklı besin kaynakları. Bunlar da tavuklarınızın gurk olmasını etken eden faktörler. Bunları tüketimi sağlandığında tavukların gurk olma olasılığı daha yüksek oluyor. Bir diğer konumuz ise tavuklarınızın gün içerisinde muhakkak hani güneş görmesi şart. Hani hava kapalı olduğunda bir çözüm yok. Ona bir şey yapamazsınız. Ama güneşli günlerde dostlarınızın güneş görmesi gurk olmasına etken olur. O D vitamini aldığında, o sıcaklığı hissettiğinde gurkluğa teşvik ediyor. Yani şunu diyebilir miyiz? Güzel bir yaşam statüsü sağladığımızda evet, tavuklar çoğalma isteği aynen öyle arzulanıyor abi. Ve böylelikle çoğalma isteği hemen çoğalalım, yavru yapalım. Evet. İşte neslimiz tükenmesin şeyine mi giriyorlar? Onu şöyle söyleyelim. Hani tavuk bakıyor, bulunduğu ortam güzel, yediği önünde yemediği arkasında, bahçesi geniş, bulunduğu alan geniş, istediği yerde yumurtasını yapabiliyor, hiçbir şekilde stres etken yok. Diyor ki ben neden çoğalmayayım, neslimi neden arttırmayayım? Bu da aynı abi senin dediğin gibi gurk olmasına sebebiyet veriyor. Bak. Yemlik kavgası oldu içeride. O yüzden hani tavuklarınızdan ne kadar farklı yerlere yem koysanız da bu gibi hiyerarşiler sürekli olacaktır. Bunu fazla sıkıntı yapmayın. Tavuklarınız her türlü gurk olur. Ayrıca şimdi besine gelmek istiyorum. Besinlerde dostlar, sizler için zaten daha öncesinden de hani gurk yapan tarif adlı videomu da paylaşmıştım. Orada bayağı bir karışımlar paylaştım ama mesela bir tanesini şu an dile getirmek istiyorum. Örnek veriyorum ki hasıl. Hasıl yapımı tavuklarınız için mükemmel bir detay olacaktır. Abi istersen tavuklarımızı çekebilirsin. Hani bir de arada karbonhidrat arkadaşlar. Hani saf protein olarak destek verirseniz protein yumurta yapmasını sağlar. Fakat karbonhidrat hafiften tavuğunuzun yağlanmasını ve yumurtayı kesip gurk olmasına etki eder. Yani böyle bu da arada ekmek verebilirsiniz. Özellikle yaş maya takviyesi yaparsanız bu da probiyotik açısından gayet iyi evet, olur. Zaten böylelikle, bunun videosunu dostlarımızla paylaşmıştık. Öyle, tavuklarınız daha güzel, sağlıklı bir şekilde gurk olurlar. Evet dostlar, tavuğunuzun gurk olması için elimden geldiği kadar yaşadığım tüm tecrübeleri sizlere aktardım. Ki ben bir önceki sezon yaklaşık 200-250 tane civciv aldım. Yani ortalama 40 mıydı? 40'tan fazla mı? Neredeyse tüm tavuklarım gurk oldu. Hepsini gurka yatırdım ve yavrularımı çok şükür aldım. Umarım siz de aynı şekilde alırsınız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize ve dostlarınıza çok iyi bakın.